Şimdi bir sonraki konuya geçelim. Dani geldi, hoş geldi. Eski arkadaşlarıyla baş başa kaldı. İlk buluşmaları nasıl geçti? Dani, hiç bir şey söyleyeceğim sana. Alacağın cevaptan mı korkuyorsun da konunun üstüne? Cansel, senin bana verebileceğin hiçbir cevaptan, hiçbir yaradan ben asla korkmam. Çünkü sen bana yaraların en büyüğünü verdiğin zamanında, anladın mı? Sen gayet ne demek istediğimi iyi biliyorsun. Senden gelecek hiçbir şey benim ne gözümü korkutur ne de canımı acıtır. Korkutmuyorsa konuşmaya açık ol o zaman. Konuşmaya lütfen o zaman. Senden ricam. Dostum olacaksan, Dani, insan gibi dostum ol. Tamam, bak, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sana iyi yaklaştım sen geldiğinde ama sen bana nasıl yaklaştın? Bir daha. Nasıl ben sana geldiğimde bana ters gelirsen eğer daha da büyüğünü alırsın. Ve şimdi gene aynısı olacak. Aynısı olmasını istiyorsan senin samimiyetine de elektrik vermekten vazgeç. Senin bakışların bile o kadar çok samimiyetsiz ki ekrandan. Sen insanların mutsuzluğuyla mutlu olan bir kız haline gelmişsin. Vay haline. Burada Eser'le vay be. Hazem bitti, pardon, Mehbur bitti, işte Nursem de bitti. Ha, yaptığın o gün var ya, senin o gerçek yüzünü ben orada gördüğüm zaman benim kalbim acıdı. Sen böyle bir kalbin kız değildin. Kalbin mi acıdı? Kalbin sen o böyle kadar bir kız acısa değildin. Burada bunu sen daha bu kadar da vurgulamazsın bir kız ya Dani. Kusura bakma, biz birbirimizi tanıyorsak eğer sen benim orada ne kadar sahte olduğumu anlamışsındır. Başka yerlerde gerçek olup orada sahte olup. Sen insanların mutsuzluğuyla mutlu olan birisin. Senin daha demin ağlarken ne kadar sahte olduğunu bak, gördüm. Bana kendini sakın anlatma, tamam mı? Millet de samimiyetsizliğinden dem vuruyorsun ya. Evet. Seni ekranda izlerken en büyük samimiyetsizliği gördüm ağlarken. Cansel, o yüzden sen sakın birbirimizi bununla değilsin. Vurmayalım. En azından ben yalanı deyip ağlamıyorum. Bak, anladın benim mı? Gözyaşlarım. O yüzden daha fazla kesinlikle muhatap olmayalım. Senin bana söylemenle sahte veya doğru düzgün olduğunu işte o zaman aynısı. O zaman çeneni kapayabilirsin. Bak bana çeneni kapatmam gerektiğini söyleme. Söyledim ama. Haddini bil. Söyledim. Sen kimsin ki bana şans veriyorsun? Hayırdır ya? Kendi seviyende ve kendi ilişkilerinde kal orada. Tamam sen de seviyeni tamam. Belli ederek git hadi. Bak bir bayan olarak senin üzülmeni istemiyorum. Ama Eser'in hani çok istediği evlilik vardı ya. Ben artık Cansel'i alıp gitmek istiyorum buradan. İstiyorum istiyorum deyip durdu ya. O gong çaldığında o Eser seni elinden alıp çıkacak mı acaba? Yoksa biraz daha bahane mi izletecek bize yarışmanın sonuna kadar? Sen giderken elini tutan Tankut senin ardından başkasını tanıyordu ya. Sen çok merak ediyorum. Eser'le yakında reklamlardan sonra. Ama birazcık daha bahane izleyebiliriz mesela. Annesi falan istemeyebilir yani. Gerçekler acıtır. Bunları da ancak dost söylermiş. Evet o yüzden söyler. Daha demin ağlıyordun. Çok acıtmış senin canını. Evet, önce Eser'e mi döneyim, Tankut'a mı acaba? Yok, benim diyecek bir şeyim yok. Lüzumsuz insanlar istediğini konuşabilir. Yani şimdi sen de mi Dani'ye set çektin? Yok, hiç artık umurumda değil. Kim ne isterse inanabilir. Lüzumsuz bir saniye insanlar kardeşim, bir saniye. Derken Cansel'e mi lüzumsuz yapıyorsun? Sen Cansel'e mi lüzumsuz yapıyorsun? Hayır, bu algı oyunları mı olacak ya? Ha, ben çok lüzumsuzum onun hayatına. Beni ne evet, kadar kendisi söyledi, lüzumsuz insanlar o yüzden dedi. Gerçekten bildiğim bir şey farklı bir yere çekmeye sakın çalışma bence. Bak, Eser öyle. Önce evlenmek istiyordu, şimdi niye vazgeçti? Ya ben inanın Seda Hanım, defalarca tekrarlayıp izledim. Wow, herkesin olamaz. Mimiklerine baktım, wow. Herkesin ne dediğine, cümlesine kadar her şeyine baktım ve inanın kimse kimseyi kandıramaz, tamam mı? Ben başta evet destekliyordum ama sonradan Cansel ve Eser tamamen diğer ilişkileri bitiren bir etkel haline geldiğini gördüm. Oh. Bunu da Cansel'de görmeye başladım. Yani haz alıyor ya, mutsuzluktan haz alıyor. Başkasının ilişkisini nasıl bitirebilir ki? Yani başkaları mutsuz ya, o mutsuz olmaya başladı. Biz de birinciliği oynuyoruz böyle bir yani. Arkadaşım varken ben yani birinciliği istiyoruz biz. Ama gerek yok. Pardon ben oynuyorum. Dışarıda adam geldi kız buraya Tankut'u tanımak için. Önünü kesmedi Tankut. Sevgili olarak ayrıldınız evet. Buradan tamam mı? Tankut önünü kesmedi sen gelir gelmez. Hadi bakalım savunmanı yap. Ondan sonra sen fotoğraf paylaştın Tankut aynı şeyleri yaparken. İşte evet. Dedin ki Tankut'cum seviyorum bilmem ne yazdığın şiirleri paylaştın. Evet. Oysa ki sevgiliydin hani nasıl başka bir kızı tanırsın dedin geldiğinde de burada. Dışarıda farklı davranıyorsun. Niye burada farklı davranıyorsun? Sen... Acaba niye ağlamayacağın şeylere gelip burada bak, ağlıyorsun? Kim oynuyor acaba? Senin yapmaya çalıştığın politikayı anlıyorum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ama sen maalesef ki iyi takip edememişsin. Cansu'ya teşekkür ediyorum. Bu olayın gerçeğini Cansu biliyor ve takip etmiş. Paylaştığım resimlerin zamanlarını takip etmiş. Birisi önceydi, ikincisi de sonra paylaştığım resim. Sen takip edememişsin maalesef. Cansu içeriye girdikten sonra paylaşmış. Peki şimdi evet, birincilik diyorsunuz ama bakın değil. Burada birincilik nasıl bir şey biliyor musunuz? Halkın en çok oyladığı isme verilecek hak o. Yani İlişki siz burada yarın evlenseniz yani birinci değilsiniz. Ya Seda Hanım ben yani birinciliği oynamak ki. Evlenmeyi başarabilmek de değil. Evet. Halkımızın oyladığı ve şu kişinin evlenmesini veya
para ödülü sahibi olmasını istiyorum dediği şekilde olacak. Ben size katılıyorum. Sadece ben arkadaşımın değiştiğini savundum ve nasıl bunu gördüğümü söyledim. Ya ben arkadaşımın değiştiğini böyle savunmam mesela. Alır, evlenmez veya evlenir. İnanın benim hiç umurumda değil. Zaten zamanla burada herkes her şeyi görecek. Benim Kankut bir şey söylememe gerek yok.